Evet, onun şehirlerinde Mekke'yi, Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Resulullah'ın hayatını, sahabe-i ikram efendilerimizin mücadelesini konuşmaya devam ediyoruz. Allah Resulü Efendimiz'e karşı uygulanan psikolojik savaşı, sahabe-i Kiram efendilerimize ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e karşı uygulanan boykot ve fiziksel yıldırma işkence hareketlerini konuşmuştuk. Şimdi Ahmet kardeşimizle devam ediyoruz. Ahmet abi nasıl televizyon sizin hayatınızda nelere sebebiyet verdi? Ne güzel, gibi tepkiler alıyorsunuz? Ya güzel reaksiyonlar geliyor abi. Hı hı. Yani ailemden olsun, çevremden olsun. Güzel tepkiler alıyoruz yani devam hani böyle işte arkadaşlarımızı kardeşlerimizi çok beğeniyorlar. Ben de değil tabi yani bu ekibi çok beğeniyorlar abi. Evet. Elhamdülillah abi. Ya bu vesileyle kendi reklamımızı yapmış oluyoruz. Öyle mi oluyor. <laughs> Biraz öyle oluyor. Yani bu hafta da bizim... özel bir hafta. Evet. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu memleketteki hayır hizmeti yapan kuruluşlardan ve bütün peygamber aşıklarından Rabbi Rahim razı olsun. Amin. Evet. Ee, bizler kutlu doğum haftası içindeyiz. Tabii bu haftayı bir takım ritüellere boğmak yerine Allah Resulü Efendimiz'in hayatını nasıl daha iyi anlayabiliriz? onun örnekliğini, onun hakemliğini nasıl kendi hayatımızda tahakkuk ettirebiliriz? Bunlara arayışı içinde olmak zorundayız. Yapılan çok güzel çalışmalar var. Son zamanlarda futbol kulüpleri bir şekilde sosyal olayların içine ziyadesiyle çekiliyorlar filan. Dün Ankara gücü türbünü çok sevindim. Ya yani Ankara'da yaşayan bir insan olmam hasebiyle çok sevindim. Şöyle bir pankartla beraber çıkmışlar gücümüzü sevdandan alıyoruz ya Resulallah. Yani hamdusunlar olsun insanın böyle hoşuna gidiveriyor. Bunların düşünülmesi, bunların yapılı veriyor olması emin olunuz ki çok güzel, pek hoş. E, bu manada bu hayırlara vesile olanlardan da Rab, Rabbi Rahim inşallah razı olsun. bunu düşünen bu güzel jesti, bu ince cemireyi, bu haseneyi düşünenlerden de Allah razı olsun. Ankara gücüne de onun taraftarına da böyle güzel bir örneklik yakışırdı. Allah kendilerinden razı olsun. Öyle değil mi Ahmet abi? Kesinlikle abi. Allah razı olsun. Evet. Buyurunuz inşallah. Sormak istiyorum inşallah abi. Şimdi acı kavram var abi. Acı hayatın tabi olmazsa olmazı. Yani imtihanın önemli renklerinden birisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun ashabı da birçok işkenceyle karşı karşıya geldiler. Bugünün her şeyden çabuk bıkan, şikayet eden insanlar olarak, insanlar olarak peygamberimizin acıya karşı tutumundan nasıl e, ibretler almalıyız? Ya. Hazzı hayatın merkezine korsanız, mutluluğun ana kaynağı olarak hazzı ve şehveti görecek olursanız, acının insanı kemale ulaştırmak noktasında ifa fonksiyonu anlayamazsınız. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Hiçbir ev yok ki o evde kahkaha sesleri yükselsin. Fakat o sesleri hıçkırık ve figan takip etmesin. Hayatın içinde bunlar birbirini tamamlayan, birbirinin mütemmimi olan unsurlar. Bir yerde tebessüm var ise arkasından gözyaşı gelecek. Bir yerde heva ve hevese, şehvete dayalı. Eğer mutluluk gösterileri, tezahürleri varsa muhakkak ki arkasından gözyaşı ve figan gelecek. Bunlar hayatın iki renk. Sahabe-i kiram efendilerimizin ve mübarek peygamber efendimizin hayatlarında da özel, özellikle Mekke-i Mükerreme'de biz bunu çok sık görmekteyiz. Hele o boykot, boykot yılının bitiminden hemen sonra cereyan eden hadiseler. Bakıyoruz ki mübarek peygamber efendimizin İlk önce 4 yaşındaki oğlu Kasım vefat ediverir. Bir müddet sonra diğer oğlu oğlu Abdullah Efendimiz vefat ediverir. Bir müddet sonra bakarsınız ki Allah Resulü Efendimiz'in hayatının her aşamasında en sadık destekçisi olan Hazreti Hatice validemiz vefat eder ki Allah Resulü Efendimiz Hazreti Hatice validemizin vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen onun eksikliğini, onun yoksunluğunu hep hissetmiştir. Hazreti Zeynep Efendimizin sesi Hazreti Hatice validemize pek çok benzermiş. Bazen Allah Resulü Efendimiz dalı verirmiş. Hazreti Zeynep'in sesi duyulunca dermiş ki: "Durun, durun Hatice geliyor." Hatice'nin hatırası. Bazen Hazreti Hatice'nin arkadaşlarından birisi Allah Resulü Efendimiz'in olmuş olduğu meclisten içeriye girermiş. Allah Resulü Efendimiz ona hususi bir özen gösterilmiş ki bu ezvacı tahirat olan e, s, mübarek annelerimiz, mühatül müminin olan mübarek annelerimiz arasında dahi bazen böyle tatlı kıskançlıklara sebebiyet verilmiş. Hazreti Hatice'nin o azize hatırası. Bakıyorsunuz ki aynı yılın içinde mübarek Hazreti Hatice annemiz vefat ediverir. Yine aynı yılın içinde bazı siyer kaynakları der ki arada yalnızca üç gün var. Arada yalnızca üç gün var. Üç gün sonra Ebu Talip vefat ediverir ki Allah Resulü Efendimiz diyor ki hangisinin vefatına daha çok üzüleyim bilemiyorum iki büyük kayıp. Ve hemen arkasından cereyan eden bir başka hadise ki Hazreti Ayşe validemizin bizimle beraber paylaşmış olduğu bir hatıradan o hadisenin Allah Resulü Efendimiz'in üzerindeki etkisini takip etme fırsatı bul bulu veriyoruz. Uhud harbi sonrasında Hazreti Hamza biliyorsunuz şehit olmuş. Allah Resulü Efendimiz o kadar müteessir o kadar mahzun ki sahabe-i kiram efendilerimiz gidiyorlar kendi hanımlarına ve kızlarına diyorlar ki Allah Resulü Hazreti Hamza'nın şehadetinden ötürü çok müteessir, çok mahzun. Onu teskin etmek için Hamza için beytler söyleyiniz. Hamza için ağlayınız. Bakıyorsunuz o hadisede, o konjonktürde Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Allah Resulü Efendimiz'e diyor ki Ey Allah'ın Resulü sizin hayatınızın en acı günü bugün müdür? Bugündür herhalde diyor. Sonra Allah Resulü Efendimiz diyor ki ey Ayşe senin kavminin bana yapmış olduğu şeyi ne çabuk unuttun. Bakıyorsunuz Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefatından sonra Mekke artık yaşanlamayacak bir yer olunca Peygamberimiz Efendimiz Taif'e gitmeye karar verirler. Taif'e giderler ve dönüşte o meşhum komplu Taif'in çocuklarına, Taif'in sergerdelerine Peygamberimiz Efendimiz yanındaki Hazreti Zeyd ile beraber taşlattırılır. Ki Allah Resulü Efendimiz çok incinmiştir, çok üzülmüştür, ellerini açmıştır, Taif'in dağlarına bakmıştır. Şöyle dua etmektedir, Ya Rabbi beni kime ısmarlıyorsun? Hiles nedir bilmeyen beni, oyun nedir bilmeyen beni bu zalimlere mi bırakıyorsun? Ya Rabbi bütün bunlara rağmen eğer sen benden hoşnut ise ben bunlara üzülmem ve mahzun olmam. Ama ben zayıf ve aciz. Bakıyorsunuz ki Allah Resulü Efendimiz bir kulun yaşayabileceği en büyük acılardan birisini yaşamakta. Ki bu aşamada birinci ve ikinci Habeşistan hicretleri cereyan etmiştir. Allah Resulü Efendimiz'in mübarek iki kızı da yanında değildir. Onlar Habeşistan'dadır. Sahabe-i kiram efendilerimizin içinde Allah Resulü Efendimiz'in sırt dayayabileceği Hazreti Cafer, Hazreti Osman gibi birçok sahabe-i kiram efendimiz Habeşistan'dadır. Ki e, Hazreti Cafer Radiyallahu anh Efendimiz, mübarek Efendimiz Hazretleri için çok önemlidir. Ee, Allah-u Alem Hendek Harbi'nin neticesinde Hazreti Cafer Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gelir. Allah Resulü Efendimiz der ki ben Hendek'te zaferin kazanılmış olmasına mı yoksa Cafer'in dönüşüne mi daha çok sevineyim bilmiyorum der. Yani Hazreti Cafer onun için çok mühimdir, çok hususidir. Şimdi bütün bu hadiseleri üst üste koyduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. E burası imtihan dünyası. Burası dar imtihan. Bazen ufacık bir mikropla beraber imtihan edileceksiniz. Bazen çok sevdiğiniz hanımlarınızla, çocuklarınızla beraber imtihan edileceksiniz. Bazen malınızla beraber imtihan edileceksiniz. Dünyanın en zengin adamlarından birisi Carlos Slim. 80 milyar dolara yakın serveti var. Adamcağıza soruyorlar neden korkuyorsun diye. Adam diyor ki en çok korkmuş olduğum şey çocuklarım tarafından terk edilmek. 80 milyar dolarlık bir servetin sahibi. E dünyanın en zengin insanlarından birisi Bill Gates. Adama soruyorlar en büyük korkun nedir diyorlar. Diyor ki sinekler tarafından öldürülmek. Bir sinek tarafından sokulmak. Dünyanın yine en zenginlerinden birisine soruyorlar. Diyorlar ki en büyük korkun ne diyor ki? Homeless olmak. Evsiz kalmak. Sokakta kalmak. Servetiyle beraber 3-5 tane devasa şehir yapabilecek bir adam bundan korkuyor. E şimdi bakıyorsunuz hayatın içinde hayatı anlamlı kılan şeydir. Belki de bu yaşanan acılar. Ama siz hazzı hayatın merkezine alırsanız bir müddet sonra esrarkeş, alkolik, ötekinin saygısını, acısını anlamayan, ötekisine saygı duymayan, kendisini putlaştırmış, tanrılaştırmış, tatsız, tuzsuz bir nesille karşılaşırsınız ki işte bu kutlu doğum haftası ve benzeri bu ihtifallerin ve ihtimaların oluşturması gereken etki de budur diye düşünüyorum. Kardeşlerimden hep istirhamımız olur. Hadi bakın bir hafta. Hemen bir siyer bitirelim inşallah. Hemen bir hadis kitabı alalım. İmam Nebevi'nin o mübarek eseri olan Riyazus Salihini, İmam Buhari'nin Edebül Müfredini hemen alalım. Ne bekliyoruz? Kim engel olacak? Evlerimizde inşallah her akşam 20 hadis, 30 hadis okuyalım inşallah. Olmaz mı? Allah'ım inşallah hayırlara vesile kılsın. Çünkü hadis ve siyer üzerinden de çok tehlikeli bir oyun yürütülmekte. Müslümanlar hadisten ve siyerden de kopartılmaya çalışılmakta. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Bu din yaşanmak içindir. Evet, Allah razı olsun. Hamza abi. Nasıl gidiyor televizyon? En acar televizyoncu sen oldun galiba. Şu bakışlara bakas baksana endam. Estağfurullah. Bence de estağfurullah yani. <laughs> Bence de estağfurullah. Ben de sorumu sorayım. Sorunu sormadan önce bir söyle bakalım nasıl gidiyor? Hı, Hı? Geçen hafta malum sınav haftamızdı. Sen bir de Fenerbahçe olacaksın değil mi? Öyleyim. Gördün mü Ankara gücünün size attığı golü? Bütün Türkiye'ye attığı golü? Örnek olsun inşallah. Teb tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurunuz. Bizim de geçen hafta sınav haftamızdı. Araştırma görevleri olan abilerimiz geliyorlardı sınavlarda kontrol için. İşte onlardan bir tanesi görmüş televizyonda. Geçen sene gördüm falan demişti öyle. Of of of. <laughs> Kopya çekmene müsaade ettiler mi? <laughs> Yok tabii. Allah razı olsun. <laughs> Buyurun kardeşim. Ee, hayatımızın değişmez öğelerindendir e, mekan ve maddiyat öğeleri. İnsan hayatında e, bu mekan ve maddiyat öğeleriyle birlikte özdeşleşmiştir aslında. Fakat e, davet ellerinin davet ellerine baktığımızda onlar bu mekan ve maddiyat öğelerinden sıyrılarak Medine'ye hicret etmişlerdir. Bizler e, modern insan olarak oraya bir un'dan koyalım. Parantez içine de alabilir tırnak evet. içine Neye? Ve nasıl neye karşı ve nasıl Hı. hicret etmeliyiz? Ah işte. Bu bu hafta Hamza efendi sana gol attı Ufuk efendi. Son dakika golü oldu inşallah. Ee, öncelikle anlamsızlıktan anlama hicret etmeliyiz. Yabancılaşmaktan yar olmaya hicret etmeliyiz yalnızlaşmaktan cem olmaya hicret etmeliyiz. Öncelikle yaratılış gayemizi, varlığımızın sebepsiz, sahipsiz, nedensiz olmadığını görmek zorundayız. Bunun için de zannediyorum çevremizdeki yaratılış ile daha çok iletişim içinde bulunmamız gerekiyor. Kendimize daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Muhakkak en kısa zamanda bir hira icat etmemiz lazım. İnşa etmemiz lazım hemen o hira'ya çıkıp kendi ruhumuzun derinlerinde e, yaralarımızı bulup onları tedavi etmek zorundayız. Bakıyorsunuz Medine İslam devletinin kuruluşunun en önemli en bariz göstergelerinden birisidir. E, i̇lk hicret Hazreti Resul Ekrem de Hazreti Ali'nin Mekke-i Mükerreme'nin dışına namaz kılmak için yapmış oldukları hicret olmuştur. Onların yürüyüşünü görenler diyorlar ki şu iki adama dikkat ediniz. Bu iki adam asla yenilemez. Şu yürüyen iki adama dikkat ediniz. Bakıyorsunuz şehrin dışında vadiler kurtlar tarafından yaşam alanı haline getirilmiş vadilerde. Hz Resul-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz orada namaz kılmaktalar. Çölün her türlü insanı rahatsız eden fiziksel şartlarına rağmen orada Rableriyle karşı baş başa kalmaktalar. Ki sahabe-i kiram efendilerimizin bir çoğunun örnekliğinde biz bunu görüyoruz. Hazreti Ebu Zer'de biz bunu görüyoruz. Hazreti Ebu Derda'da biz bunu görüyoruz. Hazreti Zeyd'de biz bunu görüyoruz. Onlar kendilerine zamanla ayırıyorlar. Bugün öyle bir kuşatmayla karşı karşıyayız ki dünyadaki istatistiklere baktığınız zaman en çok televizyon izlenen ülke Türkiye. Beş saatin üzerinde. Bakıyorsunuz dünyadaki istatistiklere göre yine en çok nüfus oranıyla beraber en çok internet kullanıcısının olmuş olduğu ilk üç ülkeden birisidir Türkiye. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir çalışmaya bakıyorsunuz. Dünyada üniversite öğrencileri bazında en çok internet kullanan, online olan beş ülkeden birisidir Türkiye. Ve bunların hepsini topladığınız zaman özellikle gençlik üzerinden baktığınızda diğer ek bir takım çeldiricileri de koyduğunuzda bugün hepimiz bir mahpus hayatı, bir mahkum hayatı yaşamaktayız. Şeytanın üç atlısı diyorum ben. İletişim imkanları noktasında. Nedir o? Televizyon işin içine giriyor. Nedir o? Bilgisayar işin içine giriyor. Nedir o? telefon işin içine giriyor ve sizin 8 saatinizi alıp götürüyor. Türkiye ortalamasında 8 saatiniz gidiyor. Hadi bir 8 saatte uyudunuz, 16 saat. İş yeri yedim, içtim, gezdim, dolaştım 8 saat. Peki siz ne zaman yaşayacaksınız Allah aşkınıza? Ne zaman kendinize konuşacaksınız? Ne zaman tefekkür edeceksiniz? Ne zaman isminizi hatırlayacaksınız? Ne zaman mücadele edeceksiniz? Var olmak, taraf olmak demek değil mi? Bir derdi, bir davası olmayan insanın varlığından neyle bahsedeceksiniz siz? Yani dün Hazreti Musa Efendimiz'e, Hazreti Salih Efendimiz'e yapılan o karşı çıkışın temelinde neyi varsa, Hazreti resul Ekrem Efendimiz'in karşısındaki çıkışın temelinde de o var. Bugün Mısır'da, 529 tane kardeşimizin, 529 tane masum bir günah insanın e, idam ile ilgili bir kara komedi sergileniyor. Tamam, birilerinin zulmetme arzuları tavan yaptı, tepe yaptı. Ama şunu sormak lazım. O 529 mazlum neyi yapmasalardı orada olmayacaklardı. Onlar eğer zalimlere karşı durmamış olsalardı o kafeslerin içinde olmayacaklardı. Onlar hakkı söylememiş olsalardı o kafesin içinde olmayacaklardı. Ve bugün bakıyorsunuz ki 529 insan kendilerine uzanmış olan parmakların altında gökten inecek fil ile cennete çıkmayı beklemektedir. Bu dünyanın o demokrasi havarisi, o insan hakları kumkuması, o her şeyi en iyi bildiğini zanneden hümanizm palavracısı, o modern dünyanın bakıyorsunuz bütün mahfilleri lari epkam kesilmiş. Çıt yok. Şit yok. Ama hiç bitmeyecek zannedilirdi Firavunlar ülkesi. Tanrısal bir krallık olarak bakılırdı oraya. Hazreti Musa'nın yanındaki mazlumların haykırışları ve hışkırıkları öyle bir hale soktu ki onları. Nerede bulundu Ramses'in mumyası? Hani o ihtişamlı tutan Kamon? Akneton? Nemrut'tan bahsetsenize. Demek ki hicret önce boş, behimi arzulardan, ulvi hakikatlere, süfliyattan, boşluktan hakikate hicret etmek ile olur. Burada tam yerine geldi. Canlar canı yolunda yürüyor olmanın şükrünü ifa ve ifade eden aciz olduğumuz Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz diyor ki herc dönemlerinde eyyamül hercde ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Bu dönemlerde inşallah Rahman hicreti bu keyfiyet ile bu hakikat ile yaşayıp idrak etmeyi Rabbimiz bizlere tekrar tekrar nasip eylesin. İnşallah yeterli olmuştur. Allah inşallah hayırlara vesile kılsın. Bu Fatih Bey kardeşimizin yokluğunda onun hasretiyle kameraya vermiş olduğumuz bir takım notlardan müteşekkil bir program oldu. İnşallah bir sonraki programda değerli kardeşimiz Fatih Efendi ile bir arada olacağız inşallah. Ee, programın ana ekseninde Türkiye'de özellikle 14 Nisan'dan itibaren cereyan eden Kutlu Doğum Haftası noktasındaki bir takım ihtifalleri ve içtimaları da sizlerle beraber konuşmaya gayret sarf ettik. İşte diyoruz bu bir fırsat. Hemen Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'i daha yakından tanıyabileceğiniz, onun arkadaşlarının duruşlarını ve mücadelelerini daha yakından gözetleyebileceğiniz bir siyer kitabı olur, bir hadis kitabı olur, hemen edininiz ve geciktirmeden Hazreti Resul Ekrem Efendimiz'i, onun mübarek arkadaşlarını kendi hayatınızın içine çekiveriniz. Göreceksiniz ki hayatınızın içindeki alımsızlıklar, hayatınızın içindeki boşluklar, hayatınızın içindeki ufuksuzluklar gidecek. Siz yeni bir insan olarak hayata daha dolu, daha ümit var bakacaksınız.'' Peygamberimiz dedi ki: Cənnət özləri 3 kişidir. Ammarı, Selmanı, Ali. Cənnət özləsin bizi. Allah ayamanət olunuz və öydə qalınız.